Çarşamba pazarımız bildiğiniz üzere Trakya'nın en büyük pazarı. Türkiye'nin de sayılı pazarlarından 300 yıllık tarihi pazar. Kırklareli Seyyar Pazarcılar Odası basın sözcüsü Erdinç Günel yaptığı açıklamada, Kırklareli'nde bir asra aşkın süredir haftanın sadece çarşamba günleri kurulan halk pazarına ilginin güzel olduğunu söyledi. Bu tür halk pazarlarının Türkiye'de çok az olduğuna dikkat çeken Günel, Trakya'daki en büyük pazarın da Kırklareli'nde bulunduğunu ifade etti. Sebze meyve fiyatlarında anormal bir yükseliş yok. Tekstil bölümünde bir miktar dövizden kaynaklanan yükseliş olsa da yine fiyatlar normal, halkımızın alışveriş yapabileceği durumda. Son 3-4 haftadan beri Euro ve Leva'nın yukarı gitmesinden kaynaklanan otobüs turlarının çarşamba ve cumartesi pazarına akın ettiğini gözlemliyoruz. Aşağı stadın oraya park ederek arabalarını 30 kişilik 40 kişilik gruplar halinde gelip buradan alışverişlerini yapıp ülkelerine geri dönüyorlar. Bu da tabii ki bir döviz girdisi oluşturuyor. Yani belli bir ufak miktarda da olsa onların katkısı var. Öğrencilerimizin gelmesinin bir katkısı var. Yani şu an pazarlar canlı. İnşallah bundan sonraki süreçte daha da hızlanmasını da bekliyoruz. Yılbaşı da geliyor. Erdinç Günel, pazarda yaklaşık 1200 esnafın tezgah açtığını belirterek fiyat politikasından dolayı komşu ülke vatandaşlarının pazara yoğun ilgi gösterdiğini anlattı. Halkımızın erken saatler olmasına rağmen halk pazarımıza rağbet ettiklerini gözlemliyoruz. Tabii bu arada halk pazarlarında fiyat politikasının da önemli olduğunu düşünüyoruz. Yabancıların yükselişten dolayı parasının 2,5 lira olmasından dolayı burada tekstil fiyatları çok uygun. Artı gıdada da istediklerini de buluyorlar. Bir de pazarlarımız bizim Balkanların en büyük pazarı. Yani yurt dışında da ve Trakya'da da böyle açık büyük pazar yok şu an. Bu pazar da onları cezbediyor. Geldiklerinde arayıp istediklerini de buluyorlar. Bu da tabii ki bizim için bir artı oluyor. Şu an 1200 esnafı tezgah açıyor burada.